Merhaba arkadaşlar, İngilizce öğrenmeye hoş geldiniz. Yine çevir videolarına devam, elementary seviyesinde ve bu Archimedes'i anlatan hikayeye devam ediyoruz. Onun hakkında yazılmış. Ve iki video yayınlamıştık, bu üçüncü video olacak. Anlatış tarzını da değiştirdim. Daha öncesinde yine bu Animaker diye bir siteden yapmıştım. Ama orası internet üzerinden yazılar falan yazdığım için bilgisayar çok kastı. Yani bilgisayar çok kaliteli değil. O yüzden ben de PowerPoint'ten yazmaya karar verdim. İşte yazılar böyle sırayla çıkacak. İlk önce İngilizce çıkacak. Onu da şöyle göstereyim. Daha sonra ben bunu size anlatacağım, nasıl çevireceğinizi söyleyeceğim. Daha sonra burada Türkçesi çıkacak. Siz de orada durdurup Türkçesini şey yapabilirsiniz. Yazabilirsiniz karşılıklı. Bu size kalmış. Ama yazmanızı tavsiye ederim. Çünkü mesela burada çok fazla delt var. Deadleri çok iyi öğrenebilirsiniz. Okuyalım cümleyi. The idea that ilk dediğimiz bu. Archimedes had when he got into his bed was that the amount of water that comes out of a bath when you put an object into it is the same as the volume of the object. Şimdi elementary seviyesindeyiz. Bu cümleyi niye böyle diye düşünmeyin. Mesela iki tane de ben var. Başka ben var mı? Başka ben yok. Aslında mantığı anlayınca çok kolay. Grammar bu şekilde çok daha etkili ve güzel bir şekilde öğrenebilirsiniz. Eğlenerek öğrenebilirsiniz. That kalıbı. Mesela the idea. Fikir. That fikirden sonra gelmiş değil mi? Demek ki bu ne oluyor? That'ten sonra yazdığım şey benim. Tabi değişecek ileride, onu anlayacaksın. That'ten sonra yazılan şey şuralar. Bu fikri anlatıyor. Ne yazıyor? That Archimedes had. Had, have'in ikinci hali. Sahip olmak. Yani Archimedes sahip olduğu fikir. Buraya kadar tamam. Sonra when var. Benden sonra özne görüyoruz direkt. He. Demek ki arada do, does, did falan yardımcı fiilimiz yok. Demek ki bu soru değil. Neyi anlatıyor o zaman? Bu benden sonra gelen cümlenin, yani olayın olduğu zaman bir şey olmuş. Bu şey olduğunda Arşimed'in edindiği fikir. Öyle bir şey olacak. Bakalım. Ya daha cümle okumadan böyle bir anlam olacağını düşünmen lazım. Öngörmen lazım. Ona göre çevirmen lazım. He got into his bath. Bath burada banyoda, hamamda diyebilirsin. Yine hamamda buluyor bu olayı. O yüzden biz hamam diye çevirelim. Hamamdayken, yani hamamda olduğu zaman, hamamdayken de diyebiliriz. Arşimed'in bulduğu fikir ve sahip olduğu fikir. Sonra ne var burada? Was var. Emizar, geçmiş hali. The idea was. Aslında şuraya kadar bizim özne. Hamamdayken Arşimed'in bulduğu fikir was that. Ve yine was'dan sonra that var. Yani fikir şuydu. Yine bunu anlatıyor. Eğer ben emizardan sonra that koyuyorsam, çok cümleyle anlatacaksan, yani o dediğin şeyi, bu fikri biz cümleyle anlatacak burada. O yüzden that kullandık. Bu Archimedes hamamdayken bulduğu fikir the amount of water. Bir miktar su. Yine that var. That neden sonra geliyor? Amount of water. Bu miktar, bir miktar su. Neymiş bu bir miktar su? Comes out of a bath. Burada bath'i küvet olarak yapacağız. Küvetten taşan. Comes out of, yani küvetin dışına gelen. Küvetten taşan bir miktar su. When, ne zaman bu bir miktar su geliyormuş? You put an object into it. İçine bir tane obje, nesne koyduğunda küvetten taşan bir miktar su. Bak şuraya kadar, şuradan başlıyorsun. Şuraya kadar ki anlam. İçine bir nesne, bir obje koyduğunda, benden sonra bak yine doodles falan yok burada. Yani şu olay olduğunda, içine nesne koyduğunda, küvetten taşan bir miktar su. Sonra yine var, iz var. Burada kalıbın aynısı. Fikir dedik, that dedik, when dedik. İşte neyin sahip olduğu, Archimedes'in sahip olduğu fikir ne zaman? Banyodayken ki. Sonra was dedik. Ya bu özneyi anlatıyor. Yine fikir. Burada da aynı şekilde. The amount of water dedik.
Sonra Dad dedik. Sonra Ben dedik. Yani bir miktar su. İçine nesne attığımızda taşan bir miktar su. Sonra iz var. Bu miktar suyu anlatıyor bize. Ya bundan sonraki şu cümle yine bir miktar suyla alakalı ama direkt buraya alakalı. Yani şuradan buraya bağlıyorsun. Hatta ok işareti de göstereyim. Yani amount of water is the same as the volume of the object desen de olur. Yani şu that'ten şuraya kadar ki işaretlediğim yer şuradan buraya yan cümle gibi düşün. Buradan the idea was. Yapacağız. Bir dakika. İzledik. Sonra the same as the volume. Aynı. Same aynı hacimde. Neyle aynı hacimde? Of the object. Objeyle, nesneyle yani içine attığımız nesneyle aynı hacimdeki su miktarıydı. Yani ne oluyor bu? Arşimed'in banyodayken veya hamamdayken edindiği bilgi işte küvete bir obje attığımızda taşan suyun onun hacmiyle aynı miktarda olmasıydı. Şeyimiz bu. Bakalım Arşimet'in banyosundayken edindiği fikir, öznemiz şuraya kadar. Küvete bir nesne koyduğumuzda, when you put an object into it, nesnenin hacmiyle aynı miktarda. The same as of the volume of the object. Nesnenin hacmiyle aynı miktarda. Bir miktarı da buradan alıyoruz. Aynı miktarda suyun come out taşmasıydı. Bu şekilde çevirimizi yazıyoruz. Burada durdurup bu cümleleri yazıp arka arkaya not alabilirsiniz. Eğer that ve when'leri falan karıştırıyorsanız bu cümle 10 numara. Hem kolay anlaşılabilir hem de şey yani fikir olarak da size bir şeyler veriyor. Geçelim diğer cümlemize. So, bu yüzden the great mathematician weighed the crown and then got a piece of gold of the same weight and put it in a full glass of water. Adam burada crown taştı. Yani şey istiyor da kral Arşimet'ten şey olayını da hatırlatayım. Tabii bir önceki videoyu izlediyseniz biliyorsunuzdur. Zanaatkara kral taç yapmasını istiyor. Bir tane bir miktar altın veriyor. Ve zanaatkarın o altın hepsini kullanıp kullanmadığını merak ediyor. Onu da Arşimet bulacak. Yani bulma taktiğini anlatıyor şu an. Ve bir cisim koyduğumuzda cisimle aynı hacimde suyun taştığını biz öğrendik. Bir önceki çevirimizde. Ve bunu kullanacağız şimdi. So, bu yüzden The Great Mathematician. Harika matematikçi. Yani Arşimet'i kastediyor. Wait. Burada idiğimiz mi var? O zaman bu fiil. Ağırlık değil. Ağırlığını ölçüyor. Neyin? The crown. Tacın ağırlığını ölçtü. And, ve, then, daha sonra ve sonra. Got a piece of gold. Bir parça altın ne yapmış? Almış. Of the same way. Bak gold'dan sonra of var. Same way. Aynı ağırlıkta. Neyle aynı ağırlıkta? Burada taşla. Taşla aynı ağırlığa sahip bir parça altın alıyor. And ve put it in a full glass of water. Ve onu su dolu bir bardağa koyuyor. Bu yüzden harika matematikçi tacın ağırlığını ölçtü ve aynı ağırlıktaki altını alıp su dolu bir bardağın içine koydu. Bu şekilde çeviriyoruz cümleyi. Direkt geçelim diğerine. He saw how much water come out of the glass and then did the same thing with a piece of silver that weighed the same as the piece of gold. Şimdi he saw, o gördü. Saw fiilinin ikinci hali how much, ne kadar? Water, su, come out, taşmak. Nereden taşıyor? The glass. Şimdi bardaktan taşan su, ne kadar taşan su? Yani o bardaktan ne kadar suyun taştığını gördü. Yine how much ne soru değil mi? Ne kadar? Water öznemiz arada do does var mı? Yok. Yani bu bir soru değil. Ne kadar diyor? Bu how much'tan gelen cümle kadar bir şey görüyorsun.
Bende de dette de aynı bu zaten. Watt'ta da kullanabilirsin. Bardaktan ne kadar suyun taştığını gördü. And ve then daha sonra ve sonra did burada doğrunun ikinci hali yaptı. Same thing. Aynı şey. Same aynı thing şey. Aynı şey yaptı. Neyle? With a piece of silver. Ve altın parçasıyla aynı şeyi yapıyor. That yine var. That'den sonra geldi a piece of silver. Yani gümüş parçası. Silver altın dedim galiba. Gümüş parçasıyla yapıyor. That silver'dan sonra geldiği için silver'ı betimleyecek bize. Bu gümüşün özelliği ne o zaman? Weight. The same as the piece of gold. Daha önce altın koymuştuk. Altınla aynı ağırlıkta olması. Altınla aynı ağırlıktaki bir parça gümüş ile aynı şeyi yaptı. İşte altın daha önce altını koyunca şeyden ne kadar bardaktan ne kadar su taştığını görüyoruz. Ve bunu altın aynı ağırlıktaki gümüşü alıp yine şeyin içine atıyoruz. Bardağın içine atıyoruz. Türkçesini göstereyim. O bardaktan ne kadar suyun taştığını gördü. Ve daha sonra aynı şeyi altınla aynı ağırlıkta olan bir gümüş parçası ile yaptı. Bu şekilde. Yine şu an 11 dakikayı falan geçti. Videoları böyle çok uzatmayacağım. 15'e falan yaklaşmayacak. Hep böyle 10, 11, 12 dakika civarında tutacağım. Ki sizler böyle çok fazla sıkılmayın. Ve yorumlarınızı bekliyorum. Nasıl olmuş? Bu şekilde devam edelim mi? İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.